veda zamanı. Bu akşam, bu haftayı bir hikayeyle bitirmek istiyorum. Çok eskiden duyduğum ve bir miktarda ana fikrini uygulamaya çalıştığım bir hikaye. Adamın bir tanesi lokantaya girip yemek istemiş. İşte yemekleri gelmiş, öğle yemeğini bitirmiş ve hesabı istemiş. Hesap da gelmiş. Adam elini cebine atmış. Ancak cüzdan yok. Yüzü sapsarı olmuş. Bir anda cüzdanı arabada unuttuğunu fark etmiş. Araba dediğimde dolmuş. Orada kalmış. Ardından bu durumdan nasıl kurtulacağını, nasıl çıkacağını düşünmüş. Ceplerini hararetle karıştırmaya başlamış. Cebinde biraz para bulur diye. Yok, cebinde para da yok. Bütün para cüzdandaymış. Karnı ağrır, alnında da terler olan bir şekilde lokanta sahibinin yanına gitmiş ve demiş ki durumu açıklamış, öyle söyleyeyim. Konuşmaya başlar başlamaz restoranın sahibi tamam demiş kardeşim, sıkıntı yok. Hesabın ödendi. Adam şaşırmış. Ya hesabımı kim ödedi ya demiş. Lokantanın sahibi senden önce çıkan bir beyefendi vardı. O rahatsızlığını fark edip senin hesabını ödeyip dışarı çıktı. Adam şaşırmış, sormuş. Ya kimdir, nedir, niye benim hesabımı, yani ben ona bu parayı nasıl iade edeceğim? Ben adamı da tanımıyorum diye söylenirken lokantanın sahibi gülümsemiş. Yok yok demiş. Başkasının faturasını başka bir yerde ödeyerek bu iyiliği ona geri verebilirsiniz. Böylece halk arasında iyilik devam eder. Abi ne güzel bir kelimedir iyilik. Ve çoğu zaman da parayla yapılmaz iyilik. Birine sadece günaydın demek de iyiliktir. Çok güzel bir gün demek iyiliktir. Üstündekiniz ne kadar yakışmış size demek iyiliktir. Sen kilo mu verdin demek bazen iyiliktir. İnsanların o morale ihtiyacı vardır. Ve bedavadır. Bedava olmasına rağmen kimse yapmaz. Sahi ya. Kafayı değiştirseniz eğer yapmayanlardansanız. Siz de bize katılın. Gece çok güzel uyunuyor bak. Hem de üstüne üstü aynı deniz gibi. Girince alışıyorsunuz. Benden bu akşamlık bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir hafta sonu olsun.